Şiddete suskun kalmayacağız. Biz kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek Deva Partisi bugün bu hukuksuzluğun yok hükmündeki çekilme kararının düzeltilmesi için Danıştay'a davamızı açıyor. Biz de Bursa İl Başkanlığı olarak bu davaya müdahil oluyoruz. Şiddete uğrayan her bir kadının arkasında susmayan devalılar olarak duracağımızın bilinmesini istiyoruz. Bahaneleri bırakın. Şiddete uğrayan kadınların yardım çığlıklarını duyun. Deva yaşatır diyerek şiddetsiz bir Türkiye, şiddetsiz bir Avrupa, şiddetsiz bir dünya için Mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu sözleşmenin gerisinde devletlerin koruyamadığı kadınların canları, annesiz kalan çocukların feryatları, kızlarını şiddete kurban vermiş ailelerin ahları ve gözyaşları vardı. Kadınlara yönelik şiddete mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının, kadın aktivistlerin isyanları vardı. Kendisini ve annesini tehdit eden darp eden kocasını yıllarca kolluk kuvvetlerine, mahkemelere şikayet ettiği halde korunamayan ve annesini bu şiddete kurban veren Nahide Opuz'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı dava vardı. Her gün bir ya da birkaç kadının aile içi şiddete, cinayete kurban verildiği bir ülke manzarası vardı. İstanbul Sözleşmesi tam adıyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi sözleşmesi 2011 yılında AK Parti hükümeti tarafından bu yüzden imzalandı. Şimdi üzerinden 10 yıl geçmişken sırf bazı kesimleri memnun etmek adına bu sözleşmeden çekilme kararı vermek yersizdir, hukuksuzdur, mesnetsizdir. 2014'ten bu yana yürürlükte olan bu sözleşmeyi sudan bahanelerle üstelik usule aykırı olarak geçersiz saymaya kalkmak kimsenin yetkisinde değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanarak geçen uluslararası bir sözleşmeden ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile geri çekilmek mümkündür. Çıktık, oldu bitti açıklamaları tek taraflıdır ve hukuken yok hükmündedir. Kadına şiddet konusunda 2020 verileri ortadadır. İstanbul Sözleşmesi uygulanırken bile şiddetle mücadele konusunda yeterince başarı sağlanamamışken sözleşmenin hukuksuz fesiyle oluşacak boşlukta kadınlara yönelik tehdit ve tehlikelerin artacağı aşikardır. Bizler Deva Partisi olarak şiddete uğrayan her bir kadın için adaleti sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Geçen hafta İstanbul'da başlattığımız Deva Yaşatır kampanyamızda artık susmayacağız, Şiddete uğrayan her bir kadın için adaleti sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz demiştik. Ayrıca yine geçen hafta başlattığımız imza kampanyamıza hem Türkiye'nin dört bir yanında imza listelerimizde hem de dijital olarak dijital imza olarak Change.org'da devam ediyoruz. Bugün de bu hukuksuzluğun ve keyfiliğin düzeltilmesi için Danıştay'a dava açıyoruz. Eş zamanlı olarak tüm ülkede birçok ilimizde davalar açılıyor. Farklı illerimizde birçok kadın vekaletleriyle bu davaya dahil oluyor. İstanbul Sözleşmesi aile kurumu ya da geleneksel aile yapısı için bir tehdit değildir. Aksine aile kurumu içinde şiddet gören kadın ve kız çocuklarını koruyan, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir. Şiddetin önlenebilmesi için şiddeti doğuran, besleyip büyüten düşünce ve yapıların toplum ve aile yapısı içinden arındırılmasını sağlayan ve şiddete karşı başta kadınlar olmak üzere tüm bireyleri korumaya sağlayacak mekanizmalar içeren uluslararası bir anlaşmadır. Korkunun, sindirmenin, katlanmanın, sessiz kalmanın önüne geçen koruyucu mekanizmaların işleyip işlemediğini kontrol eden, kolluk güçlerinin, yargı mensuplarının, bakanlık yetkililerinin görevlerini gereğince yerine getirip getirmediğini izleyen, şiddetle ilgili tüm verilerin raporlanmasını isteyen Uluslararası bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi yurt dışından dayatılan bir sözleşme değildir. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında ilk imzacı olan Türkiye tarafından hiçbir şerh ve çekince konulmaksızın imzalanmıştır. Hazırlanması sürecinde AK Parti hükümetinden bakan, genel müdür düzeyinde yetkililer ve Türkiye'li sivil toplum örgütleri aktif olarak yer almıştır. Sözleşme 2012 yılında onaylanmış. 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hükmü uyarınca 5 yıllık süre boyunca tek taraflı fesih ve çekilme hakkı söz konusuyken bunlara tevesül edilmemiştir. Üstelik bu sözleşmenin hükümleriyle paralel bir şekilde 6284 sayılı kanun çıkarılmıştır. Hal böyleyken bugün sözleşmeden çekilme sebebi olarak gösterilen mahzurların fesih ve çekilme hakkının geçerli olduğunu ilk 5 yıl içinde neden ortaya çıkmadığı ya da tespit edilemediği cevaplanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'nde eşcinsel evliliklere ilişkin hiçbir ibare bulunmamaktadır. Sözleşme öncelikle kadına karşı şiddeti önlemek amaçlı olup kişilerin eşcinsel olmasını özendirmeye yönelik bir niyet ya da ifade içermemektedir. Sözleşmede eşcinsellerin zikredildiği tek hüküm ayrımcılık ve şiddet yasağı için düzenlenmiş dördüncü maddedir. Bu da zaten Anayasamızda ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili diğer mevzuatında olan bir hükümdür. Biz diyoruz ki deva yaşatır. Biz kadınları yaşatmak için İstanbul Sözleşmesi'ni ve tüm hukuki mevzuatı en etkin şekilde uygulayacağız. Biz sözleşmenin gereklerinden biri olan ve yıllardır hazırlanamayan raporları, sayıları, oranları izleme komisyonuna vermekten çekinmeyeceğiz. Şeffaf olacağız. Biz Kadının sığındığı her makamda muhatap olacağı görevlileri eğiterek mağdura bilgiyle hassasiyetle ve vicdanı sorumlulukla muamele edilmesini sağlayacağız. Kadın ölümden kaçıyorsa sığınabileceği gerekli sayıda sığınma evini açacağız. Çocukları şiddet dolu evlerde büyümekten koruyacağız. Unutulmamalıdır ki şiddet yüzünden kaybettiğimiz her çocuk kadının trajisi. Tra trajedisinde ve devletin vebali kadar toplumun da vebali vardır. Biz kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek şiddet sustukça çoğalır, şiddet karşısında susmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün sizlerin burada olmasından son derece memnunuz. Az sonra Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Berrin Temiroğlu davaya müdahale olmak üzere hukukçu arkadaşlarımızla beraber ilgili dilekçeyi idare mahkemesine sunacaklar. Çok teşekkür ediyoruz bizlere destek olduğunuz için.